Evet, Bandırma'dan hepinize merhaba. Bandırma'da seçim çalışmalarına başladık. İlçe başkanımız, teşkilat üyelerimizle beraber kapı kapı dolaşıyoruz. Mahalle mahalle geziyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Projelerimizi, hayallerimizi Türkiye için, Balıkesir için ve Bandırma için sevdamızı anlatıyoruz. Ve büyükte bir karşılık buluyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Fakat ilginç bir tesadüf oldu. Çalışmalarımızı sürdürürken görüştüğümüz arkadaşlarımızın bir kısmının ta Hindistan'dan geldiğini öğrendik. Ve nerede çalıştıklarını sorduğumuzda da kendilerinin bir beyaz et sektöründe çalıştığını öğrendik. Tabii işsizlik almış başını gitmiş. Sadece Bandırma'da değil, sadece Balıkesir'de değil, Türkiye'nin her yerinde çok büyük bir sorun işsizlik. Fakat bu kadar büyük işsizlik varken ta Bandırma'ya Hindistan'dan işçi getirmek gerçekten büyük soru işareti. Arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar. Çalışma izinleri de var. Legal olarak buradalar. Hiçbir itirazımız yok ama Türkiye'de bu kadar büyük iş potansiyeli varken, bu kadar genç işsiz varken ta Hindistan'dan insanları getirip burada çalıştırmak anlamıyorum nasıl bir politikanın eseri. How long have you been here for? One month. So, have they invited you or did you find the job yourself here? You did find. So, did you find advertisement? Yes. So, you applied for the job. Yeah. They accepted. Yes. So, they got your working permit from the government. Yes. And then you got your working permit. Yes. All right. So, what's your salary like? How much are you getting? 22,000 lira per month. Are you sending some money to India? First month here, 5 o'clock we will come salary in my bank account. So you will get your salary from the bank. Yeah. Maybe you can exchange it to dollar, yeah? Yeah. And then you will send it to India. Yeah. All right, okay. So asgari ücretin üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar. Aylık 22 bin liraya çalışıyorlarmış. Ve ilk ayımız dediler. Ve aynı zamanda biz Hindistan'da gördük bu reklamı. Onun üzerine işe başvurduk. İşe kabul edildik. Ve kabul edildikten sonra da hemen geldik, işe başladık diyorlar. Bu da bir soru işareti. Bu kadar çok işsiz varken Türkiye niye gider Hindistan'da işçi arar ve onları getirir buraya? Bu da ayrı bir soru işareti. Sordum, ne kadar alıyorsunuz dedim. 22 bin lira alıyoruz dediler. Asgari ücretin epey bir üzerinde. Planları da şu, aldıkları parayı dolara çevirecekler ve kendi ülkelerine geri gönderecekler. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Ankara'daki sorumlulara sesleniyoruz. Tabii ki biz belediye başkanı olduğumuzda, İyi Parti olarak Balıkesir yönettiğimizde yerelden yönetim yapacağız ve bütün işçilerimizin, çalışanlarımızın yerelden olması için her türlü adımı atacağız. Ama Türkiye'de gençlerimiz bu kadar işsizken ta Hindistan'dan insanları getirerek burada çalıştırmak çok doğru bir uygulama değil. Tabii onların kabahati değil, legal olarak burada bulunuyorlar ama hükümetin politikası son derece yanlış. I hope you enjoy staying here. Yeah. Right? Yeah. Okay. Any plan to return back to India? No? You are happy here? Yeah. Are you married? Yeah. Did you come with your family? One guy married. All not. So you are married? Yeah. Are you? Unmarried. You are unmarried? No. No. You? Married. Two guy married. Three so guy married. All right, okay. Enjoy your stay in Bandırma. Okay? Thank you very much. İnsanlar gelmeli Türkiye'ye.